Sadece ekmek, fındık fiyatını söylüyorlar. Bir kilo domates 20 lira, bir ekmek 7,5 lira. Bir amelenin buraya gelişi gidişi günlük 10'lu bile 50 milyona geliyor. Yemeğe 750 diyorlar ama 750'ye bu fındık kurtaracak mı, fındık sahibini kurtarmayacak mı? Ana fiyatını koymadılar. Pazarda şeyler vardı, el arabaları vardı, onları da kaldırdılar. En azından millet bütçesine göre alıp yiyordu. Evet. Şimdi manava gidiyorsun, manavdaki daha pahalı. Markete gidiyorsun, market daha pahalı. Millet sadece ekmeğine geliyor desem daha doğrusu daha iyi. Öyle ya, niye el arabaları niye kalktı sokakta? Millet bütçesine göre parasıyla alabiliyordu en azından. El arabasında 15 liraysa şu an yemeğe kaç? Şu an yemeğe kaç? 750 diyorlar. Bakın geçen seneki yemeğinin iki katından fazla, doğru mu? Evet. O zaman geçen seneki verilen fındık fiyatının aynısını verse 50 lira gene 100 liranın üzerine çıkıyor. Evet. Yemeğe eğer iki kattan fazla arttıysa fiyatın da iki kattan fazla artması lazım. Fındığın en azından bu fındığın sade fındık toplaması değil, bunun altı ışkını, ondan sonra motor parası, bunlar hep parayla. Bu fındık sahibine hiçbir şey kalmıyor. Adam elinden alıp gidiyor adamın elinden. Fındığın en azından 100 lira olması lazım ki fındığın. 120-100 arası olması lazım fındığın. Bu milleti yani utandırmamak için. Öyle bizi ancak bu kurtarır. Başka bir şey kurtarmaz vatandaş olarak. He? 120-100 olması lazım. Bundan aşağı olmaması lazım. Hatta 140 liraya bile şu an kurtarmaz yani. Kurtarmaz yani, yazık günah ya. Bu millete de yazık günah. Bir kilo patates 20 liraya, bir kilo soğan 20 lira. Yemeğe sadece et katamıyoruz zaten. Soğanla tatlandırıyoruz. Onu da aldılar elimizden. Yazık günah bu vatandaşa. 2000 lira bir kişinin yemeğesi. En az sadece ot pişmeye. Sayın Erdoğan, hükümet yetkilileri duyuyor musunuz? Bakın burası. Millet böyle yerde bu fındığı topluyor. Fındık bu kadar emekle toplanıyor. Öyle kuru yerde değil. Gelip siz eğer bu sayda ayakta durabiliyorsanız istediğiniz fiyatı verin. Tamam? Ya bunların çeteleri var. Evet. Üretici bahçeye girdi. Fındığın dalından tuttu. Yevmiye belli. Gübre fiyatı belli. İlaç fiyatı belli. Katır fiyatına kadar belli. Fiyatı belli olmayan tek şey fındık fiyatı. Üretici dalından tutmadan fiyatı belirleyin dedik. Defalarca konuştuk. Yine fiyat ortada yok. Üretici bahçeye girdi. Geçen yıl 30 Temmuz'da fındık fiyatı açıklanmıştı. Bunun üzerinden bir hafta geçti. Bekledik, konuşmayalım dedik. Bakalım ne oluyor dedik. Fakat biz konuşmayınca kimse yerinden kımıldamıyor. Burada bahçede emek dökenler, bu bahçenin sahibi de, fındıkçı da artık herkes fındık fiyatını merak ediyor. Çünkü masraf yapılıyor. Şu ana kadar dünya masraf yapıldı. Yani katır fiyatı bile belli. Çünkü katırın bile bir sahibi var ama fındığın sahibi yok. Peki fındık fiyatı ne olmalı? Kardeşim geçen yıl 43 lira maliyeti vardı, 53 lira fiyat verdiniz. Bu yıl hem ziraat odaları hem serbest ziraat mühendisleri fındık maliyetini belirledi. Fındık maliyeti bu yıl 85 lira. Şimdi 85 lira ise eğer %40 da bir refah payı koyduğunuzda fındık fiyatının en az 120 lira olması lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak fındığa en az 4 dolar istemiştik. Bugünkü dolar kuru üzerinden bakarsanız bu 90 liranın üzerine çıkıyor. Ancak dolar kurunun baskıda olduğunu, kur koruması nedeniyle doların gerçek fiyatı olmadığını belirtmek istiyoruz. Çünkü geçen yıl 43 lira fındık maliyeti varken aynı dolar kurundan şimdi baktığınızda bugün 72 lira olması gerekiyor. Fakat 72 lira değil, neden 85 lira? Çünkü maliyetler daha çok arttı. Doların arttığından daha çok arttı. Mesela gübre fiyatı, ilaç fiyatı, yakıt fiyatı daha fazla arttı. Neden? Çünkü dolar baskıda tutulduğu için. Bugünkü doların gerçek kurunun 30 lira üzerinde olduğunu hesap edersek en az 4 dolar beklentimiz de varsa fındığın 120 liradan aşağı olmaması lazım. Yine maliyetin 85 lira olduğu yerde %40 refah payında koyduğunda yine 120 liraya geliyor. O yüzden bu fındık fiyatının en az 120 TL olarak desteklenerek hükümet tarafından açıklanması lazım. Üretici fındığın dalından tuttu, fiyat hala ortada yok. Peki neden açıklamıyorlar? Ben size söyleyeyim.
Çünkü utanıyorlar. Fındık fiyatını açıklamaya utanıyorlar, ondan gecikiyorlar. Çünkü fındık fiyatını beklenenin altında, üreticinin beklediğinin altında açıklayacaklar. O yüzden utanıyorlar da açıklamıyorlar. Bunu buradan söylüyorum. Ama derhal fındıkçının, emekçinin hakkını, alın terinin hakkını verecek şekilde fındık fiyatını açıklanmasını buradaki üreticiler bekliyorlar.